Merhabalar, tekrardan hoş geldiniz. Dediğimiz gibi kısa bir araydı ve kısa da tuttu. Evet, Hasan Tosunoğlu bizimle beraber, Sayın Vekilimiz kırmadı geldi. Onunla gündemi biraz dokunacağız, gündemde ne var ne yok. Buyurun hep beraber hoş geldiniz diyerek sohbetimize başlayalım Hasan Bey'le. Efendim, günaydınlar, hoş geldiniz. Günaydın Haluk Beyciğim, hayırlı yayınlar diliyorum. Teşekkür ediyorum. Bir patlama oldu dün akşam. Bilmiyorum, sizin kulaklar deliktir. Belki bir şeyler duydunuz ettiniz ama ses bombası diyorlar. Aslında benim patlamadan ziyade, yani çünkü insan bilemez niye olur, neden olur da, ses bombası nereden temin edilir, onu merak ettim. Yani Haluk Bey, her şeyden önce geçmiş olsun. Kaymaklı Camiası'nın bir semtinde, bir bölgesinde oldu. Kaymaklı bir arkadaşımızın iş yerine bir... Ha, tanıyorsunuz da. Aynen. Yani biz de sizlerden öğreniyoruz tabii ki bu haberleri. Öncelikle geçmiş olsun dilemek istiyorum kardeşimize. İsmini de vermek istemiyorum. Tabii. Fakat üzücü bir durum bu. Çünkü bizim ülkemiz böyle şeylere alışkın değil. Hiç. İnfial yaratıyor toplumumuzda ve üzüntü yaratıyor. Tabiatıyla ses bombası veya neyse ney. Bunlar alışık olduğumuz şeyler değil ülkemizde. Tabii. Böyle şeyleri engellemek ve durdurmak zorunluluğumuz var. Hükümetimizin de görev ve sorumluluk alanında, çünkü sosyal devletin en önemli varlıklarından bir tanesi de toplumun güvenliği. Tabii. Ve bu güvenlik noktasında adamız 1974'ten sonra barış ve huzuru bulmuş durumda. Güvenlikle gelince herhalde dünyanın en sakin, en güzel ülkelerinden biri halinde olduğumuzu, her şeye rağmen en huzurlu bir ülkede yaşadığımız, huzurlu bir alanda bir ülkede yaşadığımızı kabullenmemiz gerekiyor. Ancak böyle şeyler, ses bombası vesaireler bizleri gerçekten üzüyor. Ben bu toplumun bir parçasıyım. Kuzey Kıbrıs Cumhuriyeti vatandaşıyım. Bu ülkede, bu topraklarda doğdum. Şimdilik de milletvekiliyim. Bütün yüreğimle söylüyorum. Böyle bir durumu kabullenmememiz lazım. Ses bombası nereden bulunur? Silah uzmanı değilim. Ancak şunu söyleyebilirim ki bunlar herhalde bir şekilde illegal yapıların içerisinden gelme şeyler. İnsanlar bunlar. Ve bu ülkeye sokuluyor. Bu noktada demek ki biz sınırlarımızı daha sıkı denetlemeliyiz. Daha sıkı güvenlik tedbirlerine girmeliyiz. Çok doğru. Ve sanki bu, o yok bizde değil bunları, mi? Bunları aşmalıyız. Yani evet, 2003'ten beridir sınır kapılarımız açılmıştır. Güney komşumuzla geliş gidişler serbesttir. Bu toplumun belki bir şekilde o kapalı ekonominin içerisinden çıkıp veya kapalı ülke sınırlarının içerisinden geçip hem güney komşumuza hem dünyaya daha kolay ulaşmasına sebebiyet vermiştir. Ama bir bakıyorum, bununla birlikte yeterli denetimler olmadığı için de hem uyuşturucu hem de bunun gibi birçok konu ülkemize, yani silah ve buna benzer konular da ülkemize daha fazla gelmeye başlamıştır. Bunun için derhal bizim hükümet olarak bu önlemleri artırıp artık böyle şeylerin olmamasını sağlayabilmektir. Çünkü demin de ifade ettim, toplumumuzun bu ülkedeki en fazla herhalde mutluluk eşi olan şey güvenlik duygusudur. Yani bu ülkede silah yoktur, kimse kimseyi öldürmez, kimse kimseye bomba atmaz. Böyle illegal yapılar ülkede barınamaz duygusu Kıbrıs Türk toplumunun en önemli duygularından bir tanesidir. Evet. Bu duyguyu yok etmememiz lazım. Evet. Her ne kadar da biz şikayet etsek bile, hani eskiden araba anahtarları üstündeydi, kapılarımız açık, pencerelerimiz açık uyurduk, artık öyle değil desek bile, bu kendi kendimize, nostaljiye geri baktığımızda doğru olabilir ama gelişen toplumlarda bu o sürdürülemezdi, kapılar açık uyumak, anahtarlar üzerinde.
Şiddet olaylarına baktığımızda evet bizde böyle bir şey yok. Yani tecavüzler duyulmamış, görülmemiş. İnsan öldürme, katillik mesela duyulmamış, görülmemiş. Tarih boyunca belki de bizde bir iki tane bir bulliciler vardı. Bir daha Midas mıydı neydi? İki tane katil vardı. O da namustan dolayıydı. Ve dağlarda şurada burada da korunurlardı yani. Çünkü halk kahramanı gibiydiler. Ondan sonraki süreçlerde bir değişim yaşıyoruz. Peki kabullenmemeliyiz diyorsunuz, olmamalı diyorsunuz da bu konularda bir milletvekili ne yapar ya da milletvekilleri ne yapmalı bu konularda? Yani izleyeceğiniz yani adım bunu, nedir? Bunu daha üst mercilere taşıyabilme konusu bizlerin misyonu. Hı hı. Biz bunları taşıyacağız. Hem İçişleri Bakanlığımıza hem hükümetimize hem de gerekli mercilerden kastım güvenlik komutanımıza, barış komutanımıza ve diğer neyse hangi makamsa o yetkililere biz bunları ileteceğiz. Çünkü bunları kabul etmememiz gerekiyor. Evet. Bu durumlar işte ne olmuş ya, bir ses bombası atılmış deyip geçinen konular değil. Bugün ses bombası atılır, yarın atom bombası atılır, Allah gösterilmesin. Allah göstermesin. Yani bir şey varsa herkes... Çok fazla zarar veren dinamitler, herkes, el bombaları falan herkes, olurdu. Herkes bilecek ki bu ülkede yargı vardır. Ve bu bağımsız yargı topluma tabii en düzeyli şekilde hizmet vermektedir. Elbette ki yargımızın da kendi sıkıntıları vardır, personel sıkıntısı vardır, idari binaları sıkıntısı vardır vesairesi vardır ama bizim ülkemizde hukuk zannediyorsam halen daha güvenilirliği en üst noktada olan tabii durumdadır. Tabii. Ve bu güvenilirlik bizim için gurur meselesidir. Tabii. Adalet yapımıza güveneceğiz ve kişisel hesaplaşmalardan uzak bir pozisyonla ülkemizde tabii yaşamaya tabii devam edeceğiz. Tabii. Çünkü bizdeki adalet insanları bilhassa şiddete başvurmamasını sağlar. Bizde insanların husumeti vardır birbirine. İnsanların alacak verecek davaları vardır. Bunlar hiçbir zaman şiddete dönüşmemeli ve şiddetin böyle artırılmış seviyesi işte bombalar falana hiç gelmemeli. Şöyle bir durum var, onu hatırlatmak istiyorum. Eskiden işte buraya gelenlere daha dikkatli bakalım. Kimlik, hatta pasport soralım dendiği zaman bu pek iyi karşılanmamıştı üst merciler tarafından. Sen Türk vatandaşına, Türkiye'den gelecek Türk vatandaşına nasıl pasport sorarsın, bu nasıl bir muameledir diye. Belki de o misyon yanlış anlaşılmıştı bence. Bugün belki de olması gereken bir misyon mu? Yani bunu yüksek mercilere anlatırken, yani biz artık bir pasport soralım, gelirken buraya nerede kalıyorsunuz soralım, kaç paran var cebinde soralım, otelde rezervasyon yaptınız mı soralım. Emin olun bir yerlere gittiğimizde artık bize soruyorlar. Nerede kalıyorsunuz? Nerede? Yani sizi ben içeride nerede bulurum? Bu vatana hoş geldiniz ama adresiniz nerede? Ben sizi nerede bulurum? Bir sorun varsa, bir salgın varsa, bir tahkikat varsa. Biz yani gelen hoş geldi, geldi. Bu İranlı olabilir, Afrikalı olabilir, Pakistanlı olabilir. Birkaç ön izinle yani bazıları ya da bir okul adresi göstererek insanlar geliyor ve kayboluyor bu ülkede. Bunları nasıl halledeceğiz? Yani Haluk Bey, girişlerimizde iki noktayı bence düzenlememiz şart. Ancak yani işte torunlar yurt dışında diye geçenlerde bir yurt dışına gittim. Yurt dışının çok yakın bir yerde yerleşik olduğu için çocuklar. Bir de yan ülkeye geçtik. Hiçbir sınır yok. Kimse size niye geldiniz, niye tabii pasaport sunuyorsunuz. Kimlikle de Avrupa Birliği kimliği taşıyan insanlar da Avrupa Birliği kimliğiyle havalimanından giriş yapabilme özgürlüğüne sahip. Bizim bu gibi seyahat şeylerini birazcık daha bence rahat bırakmalıyız. Ancak buraya geldikten sonra ne yaptıklarını devlet görebilmeli, devlet kör olmamalı. Nerede oturduklarını, ne iş yaptıklarını bilebilmeli devlet. Bizim eksikliğimiz ülkeye girişten sonra artık unutuyoruz. Girerken işte bir kapalı devre sistemi kurmaya çalışıyoruz. Bence o kapalı devre sistemi bir şekilde atlanıyor. Ve şunu da çok net ayırt etmeliyiz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nden gelen herkes kimlikle bu ülkeye girebilmeli. Çünkü artık bu dünyada var olan bir şey. Bizim ana vatanımızdan gelen insanlara böyle bir bloke koymayı düşünmek bile bence bizi kendi ana vatanımızdan ve insanımdan birazcık uzaklaştırır düşüncesindeyim.
Bu bence sığ bir düşünce. Onu bir yere ayırmalıyız ama üçüncü dünya ülkelerinden gelen insanlara mutlaka bir daha farklı giriş sistemi, gelmeden daha önce bir belki vize uygulaması, ki bu konuda hükümet çalışıyor bildiğim kadar e-vize noktasında. Evet. Çünkü insanlar geliyor, bir de kapılarda rezil oluyorlar. Yani X, Y, Z geçti diyorlar. Ben niye geçemedim? Aynı koşullayım, aynı uçaktaydım, aynı memleketten geldim. Aynı okula gidiyorum. Veya o okula gidiyor, ben şu okula gidip değil. Evet, yani nedir farkı? Yani nedir farkı? Orada bir keyfilik var yani giriş kapılarında. Hmm. O keyfili ortadan kaldırıp veya o komplikasyonu ortadan kaldırıp bu ülkeye gelen insanların gelmeden bu ülkeye girebilip giremeyeceklerini netleştirmemiz gerekiyor. Tabii. Bu e-vize ile oluşabilir. Ancak en önemli sorun bence geldikten sonrasını devlet her şekilde takip edebilecek bir yapıya kavuşması lazım. Ya, ne iş yapıyor? Nerede oturuyor? He. Okula gidip gitmiyor mu? Aslında bunlar artık bu internet çağında, bu bilgi çağında, bu teknoloji çağında çok kolay işler. Ancak devlet burada sanki kör, sağır bir modelle bunları unutuyor. Veya unutuyoruz. Ve bunları görmüyoruz. Ve bunlar maalesef bir müddet sonra o rahatlıkla her türlü illegal yapıya girmeye çalışıyorlar. İşte görüyoruz polis birini darp yüzünü gidiyor tutuklamaya. Bir bakıyor. Uyuşturucu satmaktan tutun da illegal bazı oluşumlara kadar tabii. Vesaireye kadar oluşmuş bir yapı buluyor. Çünkü evet. Siz adamı eğer 5-6 yıl bu ülkede ne ikamet izni ne oturma izni tutarsanız adam der ki burada her şey yapılabilir. Yani devletin kendini her yapıda yenilemesi gerektiği gibi bu yapıda daha da yenilemesi gerekiyor ve devletin algısını, olgusunu burada yaşayan defekto nüfusa da dahil hissettirmesi şart. Şart. Hmm. Biz bunu istiyoruz. Ve bunu yaptırmalıyız bu konuda işte. Bu ses bombaları da bu noktada veya bu bombalanmalar da bu noktada ele alınmalı yani. Güvenlik tedbirlerimizi bu ülkede devletin yapısını güçlendirmek zorundayız. Tabii, tabii. Da yani dışarıdan bakan biri, bir dakika Hasan Tosunoğlu hükümette biri. Milletvekili olmak için tabii ki geçen günde Harup konusunda bir açıklama yaptım. Harup alımı 1950'den beri kooperatiflerin görev ve sorumluluğunda. Evet. 50'de işte güneyde yapıyordu bu konuyu. 74'te geldi Boğaz İskele bölgesinde Harup alımlarını yapıyor. Bir şekilde ben de asperkader bir müddet Binbaa Yem Sanayi'nin yönetim kurulu başkanlığını yaptım. Kendi dönemimizde de alımlar yaptık. Bunun fiyat belirleme politikası ve sorumluluğu Binbaa Yem Sanayi'de. Evet. Fiyat açıklanmamış. Bu niye açıklanmadı diye sosyal medyadan görev ve sorumluluğumuz olduğunu, kooperatifin dayanışma ruhu içerisinde olmak zorunluluğu olduğunu, kuruluş amaç ve gayesinin bu olduğunu anlatan bu meyanda bir yazı yazdım. Hı-hı. Yani sosyal medyada o klavye karavanları her zamanki gibi. İşte siz hükümettesiniz, dalga mı geçiyorsunuz bizi? Ya ben hükümetteyim de bir milletvekilinin yaptırım gücü ancak beyanlarında olur. Demeçlerinde olur. Bunu her dairenin başında, yani, her kurumun başındaymış gibi bir sorumluluğu yok değilsiniz. Değilsiniz ve sizin yani emir elinizde değildir kimse. Siz anlatırsınız. Eğer anlamazlarsa mecliste konuşursunuz. Mecliste konuşmalarda eğer bir şey olmazsa yasa tasarısı yaparsınız. Düzenlemeye çalışırsınız. Bu şekilde bu yapı evet. Demokratik ilkeler çerçevesinde yürür. Tabii, kurgulanır yani, en azından. Yani elinizde sihirli bir sopa yok mu? Yoktur bir milletvekili. Sihirli bir sopa yok mu elinizde yani, olsun? Bu noktada da yani evet. Güvenlik tedbirlerini artırmak için biz yetkili arkadaşlarımıza dilimiz döndüğünce anlatmaya çalışıyoruz. Ve onlara bu konuların, bu ülkenin çok önemli noktaları olduğunu anlatmaya çalışıyoruz. Tabii. Ve önerilerimizi de sunuyoruz. Yolları nedir mesela bir milletvekili olarak ben tek başınıza bir milletvekili olarak sesiniz çıkmayabilir. Ama 3 tane, 5 tane, 10 tane hatta muhalefetin milletvekilleriyle birlikte beraber bir şeyler imzalarsınız ve önerge yaparsınız. Bu çok daha fazla ses getirir. Çünkü yani, bazı olaylar bence tamam ben elimden geleni yaptım, demeç de verdim, sosyal medyada da vurdum, izah da ettim ama sonuç getirmeyince sanki işte durmamak lazım. Üçüncü adım yasa tasarısıyla evet. Mecliste yeni bir pozisyon yaratıp
onun yasal zorunluluk haline getirilmesini sağlamaktır. Evet, evet. Yani evet. Bu bir kuvvetler ayrımıdır. Süreçtir de aynı zamanda. Bu kuvvetler ayrımında biz halkın, toplumun seçtiği milletvekili olarak şunu ayırt etmeliyiz. Ben iktidar yapıyor, doğru yapmasa da iktidar milletvekiliyim, sesimi çıkartmayayım. Hayır. Toplumun seçtiği bir milletvekili olarak ben onların da katılması iktidarın lazım, da yaptığı bir yanlış eksiklik varsa, yaptığı var demiyorum, yapmış olduğu bir eksiklik varsa ben orada refleksimi vermek zorundayım. Tabii. Çünkü yani ben kendi partimin yaptığı eksikleri de eğer söylemezsem kendime samimiyetsizlik davranırım. Tabii. Veya kendi iktidarımın yaptığı eksikleri söylemezsem tabii kendime saygısızlık yaparım. Ve beni seçenlere hiçbir şekilde doğru davranmam. Ama sesini çıkarmayan insanların modası geçti zaten. Çünkü siz de size doğruları söyleyen insanları artık istersiniz iş dünyanızda. Size evet diyen bir insanı istemezsiniz. Size yardım edecek, fikrinizi, vizyonunuzu genişletecek insan istersiniz etrafınızda. Aksi takdirde. Ama ben maalesef siyasette bu böyle değil. Öyle değil mi? Bu böyle değil. Kesin böyle olmasını temenni ediyoruz. Ve böyle evet olmak için de ciddi bir ben arzu ve istek içerisindeyim. Kendimi de o şekilde kurguladım. Samimiyetle içimden geçenleri söylemeye çalışıyorum. Ben hiçbir programa giderken, inanın hiçbir programcı arayıp da bugün ne konuşacağız demem. Ben orada şeyim, size kefilim. Hiçbir ve zaman. Kendi özgün düşüncelerimi aktarmaya çalışırım. Eğer konuyla ilgili bilgim de yoksa çok samimiyetle derim ki bu konuda bilgim yok veya eksiğim bu konuda. Bu yüzden o başlı başına bir şeydir, başarıdır. Yani bilgim yoktur demek. Çünkü bizim memlekette bilgisiz konuşmak bence en cahilce iştir. Tabii. Bunu ben kendime yakıştırmam. Neyse, bizim konumuza gelecek olursak, kısası bu ülkede milletvekili olmak göründüğü kadar kolay değil. Hele iktidar milletvekili olmak hiç kolay değil. Ve halbuki daha kolay gibi gelir bana. Yani iktidarsınız, bütün işte hükümetin bütün fakültelerine bir telefon, el öyle kol bir uzaktasınız. Şey, bir şey bakanlarla hemen öyle konuşursunuz, şey hemen öyle halledersiniz. Şey öyle bir şey yok. Öyle yani bir şey, öyle bir dünya. Hay yok. Allah. Öyle bir dünya yok. Olmaması ne kadar doğru? Belki de bu kuvvetler ayrımını daha da ayrıştırıyor. Aha. Çünkü biz daha çok denetçiyiz. Yani milletvekilleri denetçi pozisyonundadır. Doğru. Ve denetçilik noktasında olabilmeyi, daha rahat kalabilmek için belki de hükümetin her noktasında olmamak veya her noktasında girmemeye çalışmak bence daha doğru. Çünkü o denetçilik rolünüzü, o kuvvetler ayrımındaki pozisyonunuzu kaybetmemelisiniz. Tabii, tabii. En azından misyon olarak kaybedebilirsiniz. Ancak anlayış vatandaşta işte milletvekilidir, iktidar milletvekilidir. Her şeyi yapabilecek kabiliyettedir bu. Öyle bir dünya yok. Evet, evet. Enteresan. Kendi müdürünüze yani kendi sizin partinize bağlı bir dairenin müdürünü arayıp da ulaşamadığınız dönemler olur. Size dönmediği dönemler de olur. Yani ulaşmakta bile sıkıntı yaşarsınız. Tabii. Yani vatandaş bunu bilsin Haluk Bey. Genelde tabii bilemez. Tabii bunları bilemez. Siz söylemezseniz bilemezler. Ben samimiyetle söylüyorum. Yapacak bir şey de yok. Evet. Maalesef bu ülkeyi bakanlar yönetir. Evet. Doğru. Doğru. Onun için oradalar zaten. Allah kolaylıklar versin. Ha, şunu da söyleyebilirim. Hı-hı. Milletvekilleri bakan olmamalı. Çok net. Bu konuda bir yasa tasarısı yapma gayreti içerisinde olacağım ileriki günlerde. Tabii. Milletvekilleri bakanlık olmamalı. Bu kuvvetler ayrımını bizim korumamız gerekiyor. Zaten bunu yaptığınız anda, yani bunu başarabilirseniz, bence Tosunoğlu KKTC'yi korkunç bir problemden arındırmış olur. Birçok milletvekili arkadaşımız da aynı duygu içerisinde. İktidardaki, evet, muhalefetteki. Ancak İktidara geçince olmuyor bu. Kendi parti dinamikleri başka. Dinamikleri farklı bir pozisyon itiyor kendine. Ama ben bunu, evet, söylüyorum. İlk kez de sizin programınıza söylüyorum. Bunu göreceksiniz. Ben tek başıma da olsam bu yasa tasarısını, evet, meclise sunacağım. Enteresan. Bence çok destekçi de bulacaksınız bu konuda. Evet. Hayırlısı olsun diyeyim. Ben şimdiden, çünkü hani herkes der ya bu sistem çöktü. İşte UBP'den söyleyenler var bunu mesela, iktidar ana parti. Sistem çöktü, şudur budur diyenler var. Dışarısı muhalefet zaten bunu söylüyor. Başkanlık sisteminden falan bahsediliyor. Hiç oralara gitmeden,
en ufacık bir değişimi Hasan Tosunoğlu olarak yapabilirseniz ve vekiller bakan olmadan profesyoneller tarafından yönetilirse burası, yasa icabı herhalde başbakan orada olması lazım diye düşünüyorum. Müthiş bir şey olur. Müthiş bir şey olur. Sorunların çoğu çözülür gider ve verim artar. Yani ben Allah öyle düşünüyorum olsun. Çünkü bu küçücük toplumda 10 tane bakan meclisinin içerisinden gittiği zaman sonuç itibariyle bir sonraki dönemde seçilmek gayle ve derdi içerisinde olur bakan arkadaşlarımız. Aynı duyguda olmayan arkadaşlarımız da olur ama bu küçük toplumda çok fazla özgün düşüncenin altında mahalle baskısı dediğimiz o baskıya da yenik düşebiliyorlar zaman zaman. Yeah. Evet. Onu da yaşadığımız, gördüğümüz arkadaşlar var. Yaşayıp da gördüğümüz olmayan da arkadaşlarımız da var. Halen daha da var, geçmişte de var. Tabii. Bunları yakından izleyebilirsiniz tabii. Evet. Allah inşallah yani destek arkanızdadır bu konuda. Bunu başarabilirseniz her türlü. Ve bence hiç tahmin etmediğiniz yerlerden, yörelerden bu destek arkanızda olacak. Çok çok enteresandır. Hayırlısı olsun. Şeyden bahsetmek istiyorum. Yani devlet işte izinler şunlar bunlar ve bilmem gazetelerde görmüşseniz iki tane İranlı işgüzar 103 tane şey izni verdi, oturma izni çıkarttı 103 tane. Bunlar kontrak altında muhaceret dairesi için yazılım yapıyorlar kontrak altında, analiz şirketine veriyorlar bunu. Analiz şirketinde de çalışan iki tane İranlı kendi bunları bu iletişimi sağlıyorlar ya muhacerette, hatta sağlıkta, hatta başka yerlerde reklam yapıyorlar ve para karşılığı şimdiye kadar 103 ve zaten reklamını yapıyorlardı kolay oturma izinleri diye. İki tane işgüzar, ikisi de İranlı çıktı bunların ama kontrak analiz şirketinde yazılımını yapsın falan filan. Şimdi insanların köpürdüğünü duyabiliyorum şimdi. Yani nasıl olur da işte ya bu sistemler kırılmak içindir. Bu sistemler yani içine kırılır, içerisine girilir, hacklenir falan. Ama bu direkt dolandırıcılıktır. Burada yani zaten adamın yetkisi vardı içine girmeye. Adamın zaten yetkisi vardı bu sistemin içerisinde yazılım yapmaya. Girer, sadece bunu güvendiğin birilerinin sana ihanetidir yani bu durumda. Fakat bu kadar pervasızca, bu kadar 103 tane insana oturma izni verilir ve daha da sırada var yani verecekleri. Bu işte muhaceretin gelmesi, ondan sonra takibi. Bu devletin içinde de oluyor bu. Yani izin veriyorsunuz, size bir yazılım yapacak ama takip etmiyorsunuz yazılım, içeriği. Mesela bir Türk ordusuna biri alınacaksa kılı kırk yararlar. Anası babası soyu sopu incelenir. Yani Türk ordusunda kim ne iş yapacak? O kadar MIT'tir veyahut da başka diğer güvenlik birimleri seni öyle bir analiz yaparlar ki yani senin orada casus olma ihtimalini minimuma düşürmeye çalışırlar. Bunlar ne bileyim casus da olabilirlerdi sistemin içerisinde. Yani enteresan bir durum. Fikrinizi soruyorum. Burada tabii ki iki tane yabancı uyruklu vatandaş, insan belli bir sahtekarlık içerisine girdi. Bu açık ve net. Fakat söylediğinizden analiz sistem isimli şirketin bu konuda yetkisi daha var. Bence dikkatli ve daha önleyici adımlar atmış olması gerekiyordu. Bunlar İranlı değil, Kakadeci vatandaşı da olabilirdi. Tabii, çok rahat. Açığı yani, gördü. Tabii. Amaç ve gaye önemli. İnsanların niyeti önemli. Tabii. Yani burada niyet kötü niyet. Ancak bu kötü niyetli insanların bu sisteme girişini engelleyecek bir yapıyı iyi kurgulamak gerekiyordu. Kakacı devleti buradan bir kendi ülkesinin şirketiyle bir anlaşma yapıyor ve belli bir yazılım programı satın alıyor. Evet. O yazılım programıyla bu işlemler yapılıyor işte. Demin de söylediğim bu. Devlet kör olmamalı. Yani bizim bir E-Devlet diye bir projemiz var. Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile yıllar vardır fotoğraflarımızda. Yıllar vardı değil mi? Ve bu sistem henüz daha ülkemizde böyle %100 çalışır bir vaziyette değil. Ve o sistemden dolayı da maalesef birçok nokta işte bunun gibi komplikasyon uğraşıyor. O E-Devlet tamamıyla devlet organı tarafından yönetildiği için böyle bir komplikasyon da olmazdı aslında o sistem bitmiş olsaydı. Fakat yani şunu söyleyeyim bu
üzücü bir durum. Maalesef zaman zaman duyuyoruz işte. Tapu bilgilerimizdir, kayıt bilgilerimizdir güney komşumuza veya başka ülkelere aktarılıyor. Bunların önüne geçmeliyiz işte. Güvenlik her noktada güvenliktir. Sadece bence böyle sis bombasıdır, ses bombasıdır veya trafik değildir. Güvenlik devletin her noktasında oluşturulmalı. Ve bu internet üzerindeki veya bu artık bir düğmeyle artık dünyanın Hiroşiması olabilecek yapılar vardır. Bunları engellemek bizim görevimiz ve sorumluluğumuz olması gerekiyor ama maalesef üzücü. Ben de bugün sabah okudum bunu. Gerçekten üzüldüm. Tabii. 103 kişiye, 103 kişiye ikametgah izni vermişler. Neredeyse vatandaşlık iznine kadar gidiyorlarmış. Tabii. Gerçekten yani, son derece üzücü bir şey. Tabii. Olmamasını temenni ediyorum. Ve o iki İranlı'nın, yani iki Pakistanlı olabilirdi veyahut da iki TC'li olabilirdi ya da iki KK TC'li olabilirdi. İki de İngiliz olabilirdi ama yani işte bu kötü niyetli insanları bizim böyle bir yapıyı düşünseler bile ulaşamayacak bir sistem içerisinde olmamız gerekiyor. Aslında söylemeye çalıştım bu. Tabii. Yani devlet kendini kötü yapılı insanlardan koruyabilecek bir güvenlik şemsiyesi altına girmesi gerekiyor. Her noktada. Aynen. Çünkü adamların bu sisteme girme yetkisi çok fazla ve aynı zamanda yani sağlık ve diğer sistemlere de erişimini sağladılar. Yani her konuda sadece oturma izni için değil. Her konuda bütün devletin sistemine girebildiler. Öbür sistemlerin güvenliği nerede? Yani bu bir zaaftır sonuçta. İnşallah ortaya çıkar. Birilerinin başı çok büyük belaya girmez. Burada bu sahtekarlığı çıkartan herhalde kolluk güçlerimize, polis müdürlüğümüze bir teşekkürü borç bilmeliyiz. Tabii. Çünkü bu 1003 de olabilirdi ve kimse görmeyebilirdi. Burada çok demek ki gerçekten kolluk güçlerimizin, polis güçlerimizin ciddi bir takibi, ciddi bir şey olmuş. Onları da buradan tebrik edelim. Çünkü hep eleştiriyoruz ya. Tabii. Maalesef bu İngiltere'de de Amerika'da da oluyor zaman olabilir. Zaman. Oluyor ve orada daha da büyükler oluyor. Burada 103 ile belki de kısa bir zaman içerisinde polisimiz veya kolluk güçlerimiz ciddi bir iş çıkartmışlar. Onları da buradan tebrik edelim. Evet. İşte. Bu kadar az personel sayısıyla, bu kadar az özlük haklarıyla polisimizin gerçekten bazı konularda başardıkları da bu ülkede kolay değil. Evet ve kriminal dünyası hakikaten şu anda çok büyük bir artışta yani bizim dünyamızda ve tanımadığımız unsurlar var. Yani şey diyoruz ya Haluk Beyciğim işte devlet bu konuda güvenlik zafiyetlerini kapatması gerekiyor. Bu eşittir hem fiziki yapıyla ilgilidir hem personel yapısıyla ilgilidir. Tabii. Siz 20 yılda personel sayısını 50 adet yükseltmemişseniz polise, giren kadar ancak alıyorsanız, çıkan kadar pardon. Evet. Ve tesisatınızı, altyapınızı da hiçbir şekilde modernize etmiyorsunuz. Allah razı olsun Türkiye Cumhuriyeti'nden, Cumhuriyet Türkiye Devleti'nden bize evet son zamanlarda teçhizat verildi bayağı. Teçhizat gerçekten bize birçok konuda verildi. Tabii. Giden kolordu komutanımız da Sezai Paşa'mız da bu konuda çok ciddi bir girişimde bulundu ve çok ciddi bir şekilde bu ülkeye teçhizat noktasında, hele siber tehlike noktasında ve en azından daha elektronik bir yapı konusunda bize epeyce bir pozisyon yaratmaya çalıştılar. Yani müthiş. Allah razı olsun. Yeterli mi? Hayır, değil. Daha modernize, daha fazla gelişmeye ihtiyacımız var. Söylemeye çalıştığımız bu. Tabii. Yani yapılanları da atlamış değiliz. Atlamamamız da gerekiyor bence Haluk Bey. Bu yapılanları da takdir etmeliyiz. Tabii, hem de nasıl. Onları da kutlamalıyız. Tabii, hem de nasıl. Peki, hapishanedeki durumu ne? Durum için ne düşünüyorsunuz? Yani şu anda baktığım zaman mahkumlar işte 625 kişilik yepyeni bir şeyimiz var, hapishanemiz var. Ama baktığınız zaman 844 kişi kalıyor. Yani üçlü, onlu, on üçlü koğuşlarda kalıyorlar bu insanlar. Bir sürü insan da devamlı içeriye tıkılıyor. Ben hatırlarım haberleri okuduğumda işte hemen hemen doldu deniliyordu. Hemen hemen işte limite ulaşıldı deniyordu. Şimdi bir okuyorum 625'te 844 olmuş. Yani ansızın baktığımda %20
kapasiteyi aşmaya başladı. Korkunç rakamlar bunlar. Çünkü 6 ay sonra bu rakamlar 1000'e ulaşacak. Çünkü çıkan yok, giren çok devamlı. Herkes tutuklu, herkes tutuklu. Evet, cevaplarını veriyorsunuz. Yani daha fazla gözetlenmeli, bakmalı, anlamalı. Ama bir çıkmazın içerisindeyiz gibi de geliyor bana. Yani fiziki altyapı. Evet. Fiziki altyapımızı güçlendirmeliyiz. Yani burada 74'ten sonra işte Lekoşa sanayi bölgesindeki cezaeviyle, eklentilerle ancak idare yıllarımızı geçirdik ve hep de gündem oldu cezaevindeki kötü koşullar, cezaevindeki eksiklikler, tabii, cezaevindeki çalışan personelin sıkıntıları, hep bunlar gündem oldu. En nihayet Türkiye Cumhuriyeti Devleti dedi ki şuraya bir cezaevi yapayım sizlere. Ancak belli ki o da artık yetersiz. O da yetersiz. Bunlar için bir projeksiyon kurmalıyız. Yani bir devlet sadece günü yaşamamalı. Devlet 3 yıllık, 5 yıllık, 10 yıllık projeksiyonlarla gelişimini sağlamalı. Ancak bunlar için de devletin gelirlerini artıracak önlemler yaratmalıyız. Hep konuşuyoruz Haluk Beyciğim. Bu orası zurnanın zıt dediği yerdir zaten. Yani ancak çünkü kademeleri konuda aşağıya çekmekle, gümrük şeylerini aşağıya çekmekle olmuyor. Çünkü devlet de zayıflıyor. Yani, hükümet de zayıflıyor. O da olmaz. Yani, gelirin regüle etmek lazım için ana temel gıda maddelerinde vesairede bunlar, tamam, yapılabilir mi? Yapılabilir. Zaten yapılıyor zaten. Ancak bununla siz bu ülkede ekonomiyi düzeltmeniz mümkün değildir. Çok kısa dönemli alım gücünü yükseltebilecek belli noktalarda alım gücünü. Çünkü belli insanların zaten ona da ihtiyacı yok. Bunu farklı formüllerle üretebilirdik, hı, ama maalesef bunu seçti hükümetimiz. Bunu tercih etti. Oysa ben şunu söylüyorum. Bir ülkenin ekonomisinin güçlendirilebilmesi için önce finans sektörünün güçlendirilebilmesi için bu ülkeye bir şekilde taze sıcak para ve yatırım gelmesi gerekiyor. Doğru. Bu taze sıcak paranın gelmesi için de biz bankacılık ve finans sektörümüzü bir belli düzenlemeye getirmemiz gerekiyor. Bugün dünyanın en herhalde demokratik ülkelerinden, en iyi ülkelerinden, yönetilen ülkelerinden bir tanesi İsviçre'dir. İsviçre bugün dünyanın para merkezidir, finans sektörüdür ve orada çok ciddi şekilde devlet de bundan nemalanmaktadır. Ötesinde bu ülkede kayıt dışılığını önlememiz gerekiyor. Kayıt dışılığını önlemediğimiz sürece bu devletin gelirlerini de artırmamız mümkün değildir. Bunları daha önce programlarımızda konuştuk. Tabii. Kayıt dışılıktan kastım, evet, ülke içerisinde satılan, yapılan ticaretlerin kayıt altına alınması, vergilendirilmesi ve vergi dilimleri içerisinde olmayan kişilerin de gerçek vergiler ödenmesi, bu tartışılmaz bir gerçek. Ama bunun dışında bu ülkede çok ciddi şekilde işte sanal bet dediğimiz bir olgu var. Bu sanal betten devlet vergi almıyor. Niye almıyor? Göremiyor, alamıyor. Bilemiyor. Niye görmüyor? Niye alamıyor? Bunları ben sormaya devam edeceğim. Evet. Ve söylüyorum. Çünkü görebiliyor, yazıktır, alabiliyor, günahtır, olması lazım. Bunları biz vergi altına alıp bunlardan devletimizin ciddi şekilde nemalanıp toplumu da bu ihtiyaçlardan maruz bırakmamalı. Yoksa yıllar daha işte bu cezaevleri yetersiz, mahkumlar bir kişilik, iki kişilik odalarda 6 kişi kalıyor. Haberlerine benzer haberler görmeye devam edeceğiz veya yollarımızın kötülüğünü konuşacağız. Ne bileyim ben de başka eksiklerimizi konuşacağız. Oysa bu devlet yeni bir formatla, vergi formatından bahsediyorum. Çok yani, haklısınız, doğru. Gelirlerini artıracak, bu ülkenin gerçekten kayıt altına alınıp devletin nemalanacağı bir şekle sokmak zorunluluğumuz var. Değilse kim yapmıyorsa bu ülkeyi ihanet ediyordur diye düşünüyorum. Yapmalıyız, evet, bunları. Yapmazsak olmaz. Evet. Bu ülkede gerçekten buna yazıktır, günahtır derler. Evet, evet. Enteresan. Yani iki şey söylediğiniz, ikisine de katılıyorum. Yani vekiller bakan olmasın, bir de gelir artırıcı. Artık doğru vergilendirmeyle ancak öyle kalkınırız. Kayıt dışı içine çek zaten. Yani ve hepimiz bunu biliyoruz ve ne yapılacağını da biliyoruz. Ne yapılacağını niye da biliyoruz. Kalıp. Evet, evet. Şaşıyorum. Yani bu yasa tasarıları da yapılmış, üstelik hazırda bekliyor. Evet. Evet, olmuyor. Olmuyor. Yani hal yasası geçti, onu da uygulamıyoruz mesela. Yani bir şeyler bizi böyle akıl tutulması yaşıyoruz herhalde bazı konularda. Neyse. Öyle de gidiyor. Zaman çok hızlı geçti. Bizim süremiz de doldu. Kusura bakma. Benim söyleyecek bir sürü şeyim vardı ama. Etmek her zaman keyifli Haluk. Eyvallah. Teşekkür ederim. Bir aynı de, şekilde. Gönülden sohbet olunca böyle olur. Böyle çabuk çabuk gider meselemiz. Aynen. Çok doğru. Aynen.
Peki, tekrardan teşekkür ediyorum. Programı artık kapatıyorum. Bugünlük bu kadar. Sabahın 7'sinden beri benimlesiniz. Çok teşekkür ediyorum. Hasan Bey'e teşekkür ederken size de ediyorum elbette. Ve güzel bir gün geçirmeniz dileğiyle de hoşça kalın diyorum. Arukat sabah sabahı sundu.